Merhabalar arkadaşlar. Kaktüs Sukulent Zamanı isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sukulentiniz Leyla. İyisiniz umarım arkadaşlar. Allah'ım iyilik, sağlık versin hepinize de inşallah. Evet, bugün ne yaptım sizlerle paylaşmak istiyorum. Patos sarmaşığımın internette birkaç yere gördüm arkadaşlar. Böyle yukarı doğru sarılan çubuklara sarıldıklarını gördüm. Çok hoşuma gitti. Benimkisi aşağı doğru sallanıyordu kitaplıktan. Ve bir kazık, bir çubuk yaparak ben de böyle bir yukarıya doğru nasıl yapabilirim diye düşündüm. İnternete baktım. Alayım diye. Hindistan cevizi destek çubukları diye geçiyor. Fiyatları 80 TL, 100 TL, 140 TL arkadaşlar. Yani çok pahalıma geldi. O bütçeyi bunun için ayırmak istemedim. Ben de böyle bir tahtanın üzerine kendim evde bir şey yapmaya çalıştım. Vallahi şimdi sizlerle önceden denemedim. Sizlerle beraber deneyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Bu samanları bu şekilde benim mahallemizdeki çiçekçimiz atıyormuş. Ben de bir şekilde kullanırım, değerlendiririm diye almıştım. Bu saman çöplerinden yaptım arkadaşlar. Hani 100 TL, 80-100 TL vermektense şimdi sizlerle beraber hep beraber deneyeceğiz. Şimdi burası benim TV odası. Yani tek odam arkadaşlar. Çiçekler dışında burası da böyle. Bu kadar temiziz yani. Hay bakalım şimdi bir deneyelim. Şimdi destek çubuğunu böyle yan tarafa mı vermemiz gerekiyor yoksa ortaya mı vermemiz gerekiyor? Ortaya verdiğimizde bitkinin köklerine zarar verir miyiz diye bir düşünce geçti içimden ama sanki ortada olunca daha iyi olacak gibi arkadaşlar. Şöyle bir yavaş yavaş bir gömmeye çalışalım. İnşallah canım sarmaşığıma bir şey olmaz. Evet. Hadi bakalım şimdi sarmaşığımızı dolamaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarmaşığımı destek çubuğumuzun üzerine sardık. Biraz da susuz kalmış, susuz olduğu için böyle cansız duruyor. Gayet sağlıklı bir sarmaşık. İnşallah
bu yeni ortamı çok sevecektir diye ümit ediyorum. Sizlerin de bu şekilde evlerinizde, salon bitkilerinizde çok para vermeden belki bir iple, ne bileyim, bu şekilde bir destekler yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüzle alakalı bir durum. Sizlere de fikir olsun istedim. Teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.